İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 6 Şubat 2023 tarihli, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen son yüzyılın en büyük depreminin ardından eksikliklerin tespit edilmesi, sonraki olası depremlerde benzer sorunların yaşanmaması ve hükümetin deprem politikasındaki eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104. ve 105. maddelerine göre meclis araştırması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önergesini sundu. Şimdi başlamışlar çalışmaya. Şimdi Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan depremin beklediğini belirterek rapor hazırladıkları ve bakanlıklara Cumhurbaşkanı'na sunduklarını ancak bir şekilde geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor. Afet uzmanı Kubilay Kaptan bölgede mühendisler tarafından daha önce yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, hasara bakıldığında denetim yapılmadığını, Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tansel Önal, ülkemizde kaçak yapılaşma ve ruhsatlaşmanın denetim görmemiş yapılar olduğunu ve bunda çok ciddi bir yapı stoku konusunda sıkıntı olduğunu söylüyor. Bunları araştırmak, bunları önemsemek, devletin kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin sesine kulak vermek gerekiyor. Bunun için bir meclis araştırması açılması gerekiyor. Şimdi kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre son 3 yılda 300 güçlendirme ihalesi iptal edilmiş. Bu neden bunlar iptal edilmiştir? Bunların nedenini soruyoruz. Ve ihaleye teklif veren istekli çıkmaması ve ayırdığı bütçenin üzerinde olmaması gerekçe gösterilmiş. Oysaki ihalesi iptal edilen kurumlar arasında okullar, cezaevleri, havalimanları, halk eğitim merkezleri, spor salonları ve huzur evleri var. Biliyorsunuz voleybolcularımız, sporcularımız kamu kurumlarında hayatlarını kaybettiler. Yani bunlara nasıl ekonomik gerekçeler gösterip de bunları yapı denetimini yapmaz da ve güçlendirmezsiniz? Ben bunları sorulmasını istiyorum. Ve Kahramanmaraş merkezli bu 10 ildeki depremde hastaneler yıkıldı. Bu hastaneler Antakya Özel Akademi Hastanesi, Özel Malatya Yeşilyurt Divan Hastanesi, Gözde Akademi Hastanesi, Adana'da Çocuk Hastanesi ve Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oldu. Pistteki yarılmalar nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Oysa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet Dairesi, Devlet Su İşleri, Kandil Rasathanesi ile Fırat Üniversitesi işbirliğince bu alanla ilgili hazırlanan raporlarda İnşa edilecek havaalanı pistinin fay hattı ve kurutulan Amik Gölü üzerinde olduğu ve bu alanda havaalanı yapılmasının uygun olmadığı belirtilmiş. Ama bütün bunlara rağmen bunu görmeyen ve gözleri kapalı bir iktidar var. Şimdi bu hastaneler yıkıldı. Yoğun bakımda hastanızı koyduğunuz hastanelerde hastalarla beraber orada çalışan personeli de kaybettik. Bunun hesabını sormayalım mı değerli arkadaşlar? Bundan sonraki hastanelerde, şu anda deprem bölgesindeki hastanelerde yapı denetimi yapılmasın mı? Evet, bunların yapılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 3. seviye acil durum ilan edildi ve bu kadar önemli bir hadisede depremin afete dönüşmesine belli aralıklarla çıkarılan imar aflarının rol oynadığı düşünülüyor.